Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i inceleyeceğiz. BitTorrent'e son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda BitTorrent için çok kritik seviyelere geldik. Bu kritik seviyelerin aşılması durumunda gelebileceği noktaları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden eğer kendinize BitTorrent tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu an için BitTorrent için şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar böyle bir yükseliş trendi vardı hatırlıyorsanız. Demiştik ki bu trendi kırdığı takdirde hareket sertleşir. Gerçekten de öyle oldu. Hareket çok sert bir tavır takınarak arkadaşlar mükemmel bir şekilde artışına devam etti. Bakın daha sonra bu trendin içerisine oturdu ve kırdığı takdirde yine hareket sertleşti. Ve şu anda bu yükseliş trendine oturmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yükseliş trendinin kırılım noktası da 0.93 seviyesi. 0.93 dolarlar seviyesi buraya oturması takdirinde arkadaşlar yani bu seviyeye oturması takdirinde artık şu hareketleri yapabilir. Yani BitTorrent bu yükseliş trendine yeniden oturduğunu gösterir bize. Bakın burayı kaç defa denedi. 0.93 üzerinde bir mum kapatamadı arkadaşlar. En azından 4 saatlik bir mum kapatması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu mum saat gece 11'de kapanacak. Saat 23'te kapanacak arkadaşlar. Bu mum eğer ki 0.93 üzerinde kapanırsa deriz ki artık BitTorrent gerçekten yükseliş trendine yeniden oturdu. Senkronize bir şekilde artış gelebilir ve eski dirençlerini denemeye gidebilir diyebiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın buranın kırılımı neden önemli? Şunu sileceğim. Hemen şimdi size şöyle bir bayrak formasyonu olduğunu göstereceğim. Buradaki bayrak formasyonunu hemen bir daha flamasını da çizeceğim. Bakın flamasının olduğu taraf. Hatta şöyle daha iyi çizebilirim. Evet. Bakın flama ve daha sonra arkadaşlar olay şuna dönüyor yani. Evet. Olay bu. Bakın arkadaşlar 0.93 yine burada da flamanın kırılış seviyesine denk geliyor. Onun için 0.93 seviyesi üzerinde hatta seviyeyi tam söyleyeyim. Bazı arkadaşlar sitem yapıyor. Bu seviye arkadaşlar bakın. Tam bakın ikisinin de giriş yaptığı nokta olacaktır. 0.93.472 seviyesi üzerinde yapacağı bir kapatma. Yani bu alana aldığı takdirde arkadaşlar biz diyeceğiz ki BitTorrent artık şu yükseliş trendini yeniden aldı. Bu yükseliş trendinin orta bandı ve daha sonrasında üst bandını denemeye gidebilir diyeceğiz. Aynı zamanda şu flamanın hedefine sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Flamanın hedefi kaç dolarlara kadar gidiyor? Evet gördüğünüz gibi evet zaten bizim kutucuğumuzun değerlerine kadar gidiyor. Yani eğer ki şu kırılım gerçekten BitTorrent'te yönün döndüğünü gösterecek bir etmen olabilir arkadaşlar. Bu kırılımla beraber bakın çok güzel. Bu seviyeleri de not etmenizi istiyorum. Bu seviyeler gerçekten direnç rolü üstlenecektir. Çünkü arkadaşlar bu seviyelerde gerçekten esir kalanlar var. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Hemen hacme bakalım. Bakın hacmi açıyorum. Bakın devasal hacim var orada. Görüyor musunuz? Buradan alan kişi sayısı çok fazla var arkadaşlar. Yeşil hacimlere baktığımız zaman. Daha sonrasında yani bu hacimlerde kalan kişiler buradan satış yapabilir. Bu yüzden de burada bir satış baskısıyla karşılaşılabilir. Yani ilk tepkinin gelmesi gereken yani güçlü bir tepkinin gelmesi gereken yerler burası. Daha sonrasında ise bayrağın kırılımıyla birlikte orta banttan tepki gelebilir. Orta bantta arkadaşlar biliyorsunuz direnç rolü oynayacaktır. Yani hareket hatta onu da çizelim. Hemen onu da seviyesini şöyle çizelim sizlerle birlikte. Şu seviyede arkadaşlar bakın zaten hem psikolojik bir direnç 0.01 dolar seviyesi. Burayı kırması biraz daha zor olabilir. Yani hareket şu 0.93'ü almasıyla birlikte şöyle bir tavır takınabilir. Daha sonrasında bu orta bandı da kırıp şu üst bandı denemeye gidebilir. Çok güzel olaylar olabilir. Ama öncesinde dediğim gibi şu 0.93 gerçekten dönüm noktası olacak ve bunu da zaten şuradan anlayabilirsiniz. Kimse kendini yine feda etmiyor arkadaşlar. Bakın önemli bir noktaya geldik. Hacimler nasıl düştü? Şurada yine bir dışarıdan izleme muhabbeti var. Yani herkes şunu yine yapıyor arkadaşlar. Şuraya mı gidecek? Şu flamanın altını bir daha mı deneyecek? Diye bekliyorlar. Yani şu kırılımla birlikte ben hacmin geleceğini yeniden şöyle bir hacimli mumu yakacağımızı da düşünüyorum BitTorrent'te. RSI 50 desteğinin mükemmel şekilde üstünde kaldığımızı görmekteyiz. Bu da çok güzel bir haber arkadaşlar. Diğer bir indikatörlerimize bakalım. Şimdi şunları kapatacağım. Şu seviyeleri de attı arkadaşlar. Şey yapayım siz bunu topluca ekran görüntüsü alırsınız. Daha iyi olur. Değil mi? Şimdi şunu da şöyle yapalım. Evet. Bu seviyeler arkadaşlar karşılaşacağı direnç bantları olarak değerlendirebilirsiniz ve bunları ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bakın şu koyu kırmızı renkliler karşılaşacağı direnç bantları olarak gözükmekte ama ilk direncimiz zaten 0.93.472 demiştik. Buranın üstünde yapacağı kapatma gerçekten bizi uçurur diyerekten hemen bir Bollinger bandına bakmak istiyorum. Bollinger bandına baktığımız zaman üst banda denk geldiğini görmekteyiz. Bu aralığın üst banda yaklaşık olarak denk geldiğini görmekteyiz. EMA ribbon'a baktığımız zaman EMA ribbon'ın üstünde kaldığımızı görmekteyiz. Ama buna 4 saatlikte baksak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. 4 saatlikte çünkü evet 4 saatlikte bakmamız daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet bakın Bollinger bandı tam nereye geliyor? Bollinger bandı arkadaşlar gördüğünüz gibi tam yine
trendin üstüne gelmekte arkadaşlar. Yani bu trendi alım noktasına doğru gelmekte. Yani bu trendin içine girdiği takdirde hem Bollinger bandının orta bandını da almış olacak. Yani gerçekten çok güzel hareketler gelebilir arkadaşlar. Bunu da kapatacağım. Ve şimdi hemen bir burada da EMA Ribbon'a bakmak istiyorum. Burada MA20'yi, evet MA20'yi almışız. Bu da çok güzel. Ya dediğim gibi tek engel şunun üstünde kalıp yeniden yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi arkadaşlar. Onunla birlikte dediğim gibi hacim, dışarıdan izleyen kişiler, dışarıdan izleyen elemanlar. Bakın şu hacime bakar mısınız? Hacim yok gibi bir şey yani şunlara kıyasen. Şuradaki dışarıdan izleyen adamlar gelecek, şuradan dalacak arkadaşlar. Ama şu an millet korkuyor açıkçası. Çünkü buradan düşerse de onları da değerlendirelim. Evet buradan düşerse ne olur? Sadece şeye bakmayalım değil mi? Sadece iyi senaryoyu konuşmuyoruz arkadaşlar. Her zaman fiyatın bize ters gitme olasılığını düşünmemiz lazım. Burayı kıramadığı takdirde neler olabilir? Hemen onu sizlerle birlikte bakacağım. Ama öncesinde bir de direnç bantlarını şuradan da çizsem mi diye düşünüyorum. Şurada impulse correction impulse. Evet şuradan alabilir mi ya? Bakacağım şimdi arkadaşlar. Tam emin olamadım ama. Evet şu nokta. Evet bakın 0.618'e görüyorsunuz. Şuradan red yemiş arkadaşlar. Evet bakın ikinci direnç bandına 0.01 koymuş. Bu da bu seviyelerde takip edilebilir arkadaşlar. 0.01 seviyesi de bakın gerçekten güzel bir direnç alanı oynayacaktır. Yani 0.093 dolarları üzerinde kaldığı takdirde ilk tepkinin bu alanda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada psikolojik bir direnç olacaktır. Ama satım emirlerini tam bu noktaya koymanızı tavsiye etmem. Çünkü burada arkadaşlar biliyorsunuz devasal şekilde emirler bulunmakta. Bu yüzden de arkadaşlar yani bu noktaya emir atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi peki bir de kötü senaryoyu konuşalım. Bu seviyelerde not alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 0.01 seviyesi gerçekten önemli bir rol üstlenecektir. Bunu da kaldıralım. Hemen ardından arkadaşlar bir Fibonacci retracement seviyelerimizden bakalım. Geri çekilme seviyelerimizden bakalım. Nerelere kadar geri çekilebilecek onlara bir bakalım. Şuradan aldığım takdirde arkadaşlar olayı görmektesiniz. Evet bakın. İlk arkadaşlar şimdi alım emirleri nereye atılabilir? Bakın burası biraz daha güvensiz bir alım lokasyonu olacaktır. Eğer ki kırıldığı takdirde ilk tepkinin gelmesi beklediğimiz yer 0.08793 seviyesi olarak gözükmekte. Daha sonrasında 83 seviyesi gözükmekte. Burası gerçekten güzelmiş. Bakın 0.083 seviyesine ekleme kurşun takviyesi yapılabilir burada arkadaşlar. Mesela siz şuradan almışsınızdır. Buradan biraz bozdurdunuz. Buradan bir kurşun takviyesi yine yapılabilir. Ama en güzel alım lokasyonları bakın 83.79.75 aralığı. Çünkü 0.618'e denk gelmekte. Fibonacci 0.618'in burada da önemli bir rol üstlendiğini bilmekteyiz. Yani her zaman için arkadaşlar en kötü senaryoyu düşünüyorduk. Bunu da kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Fibonacci 0.618 değeri yani 0.075 değerinde kesinlikle kurşunumuz kalmalı. Çünkü burada arkadaşlar tepki alabileceği en güzel alanlardan birisi. Daha sonrasında 0.069 ve 62 olarak gözüküyor ama ben buralara pek düşebilme ihtimalini düşünmüyorum. Tabii ki Bitcoin piyasayı sallarsa bu noktalara düşebilir ama dediğim gibi 75'ten tepki alacaktır. 75'ten tepki aldığı takdirde yeniden orada kurşununuzu yenileyebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da kaldırıp arkadaşlar bir MACD indikatörüne bakmak istiyorum. MACD indikatörüne baktığımız zaman da arkadaşlar MACD'yi de ekleyelim şuradan. Evet. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da koyu yeşilden açık yeşile doğru dönmekte, üstten doğru kesmekte. Bu da sıkıntı. Dediğim gibi bir hacim gerek arkadaşlar. Şuradan bir balina etkisiyle şu 0.093'ü alırsak BitTorrent'te biz yeniden yükseliş trendine otururuz. 0.093.472'yi aldığımız takdirde BitTorrent'te roketler yeniden hazırlanır, uçuşa hazırlanır diyorum arkadaşlar. Saat 11 kapatması kesinlikle giriş için beklenmeli. Saatlik kapatmalarda gördüğünüz gibi böyle fitiller de olabilir. Bunlara denk gelmemeye çalışmanız lazım. Eğer ki BitTorrent videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.